Merhaba satranç severler. Bugün de Alexander Ilyin Zenevski hakkında bilgilendirme yapacağım. Veri tabandaki oyun sayısı 221. Kapsanan yıl 1914-1941. İsimden de anlaşıldığı gibi Rus oyuncu. Antalya ve Alanya'dakiler için okuması, söylemesi kolay da bizim için biraz zor biliyorsunuz ama olsun. Dilimizin döndüğü kadar bir şeyler anlatacağız. Bir sıkıntı da olursa kusura bakmayın. Açılışlardan bahsetmiyoruz çünkü açılışlar çok önemli değil. İnternetten bakıp açılışlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Önemli oyunlarından bahsedeceğiz. Kayda değer turnuvaları var. Hep gördüğünüz gibi SSCB, Leningrad, Moskova, Urs, yani hep Kuzey Yarımküresi'nde soğuk ülkelerde, soğuk yerlerde oyun koleksiyonları var. Kimmiş bu? Alexander Ilyin Zenevski. Alexander Fyodorovich Ilyin Zenevski. Gördüğünüz gibi. Eğer üniversite sınavına girmiş olsaydı bu şahıs, kodlamada en az bir 10 dakikası, 20 dakikası geçerdi. Saint Petersburg'da doğdu ve Sovyet satrancının kurucu babalarından biriydi. Henüz bir öğrenciyken 1912'de Bolşevik yanlısı siyasi faaliyetler nedeniyle okuldan atıldı ve yurt dışındaki eğitimini Cenevre'de tamamlamak zorunda kaldı. Sonunda Cenevre 1914 satranç şampiyonu oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra acı çekerek ikinci kez satranç oynamayı öğrenmek zorunda kaldı ve 1920'de Alexander Alekhine tarafından kazanılan ilk Sovyet şampiyonasını düzenledi ve daha sonra Mikhail Botvinnik ve Salomon Flor arasında 1933 maçın düzenlenmesine etkili oldu. Organizasyonel ve editoryal çalışmalarının yanı sıra arkadaşlar o zaman International Organizer EO olmadığı için organizasyonel de editöryel çalışmanın yanı sıra 1925 ortak 1926 ve 1929'da Leningrad şampiyonalarını kazanmak ve Büyük Moskova 1925 uluslararası turnuvasında kendi oyununda Jozeral Capablanca'yı yenerek onun yönetim kurulu başarılarını içeriyordu. Ayrıca 1925'te ne olmuş? Master unvanını almış arkadaşlar. Ilyin Zenevski 3 Eylül 1941'de Leningrad kuşatması sırasında Lagoda Gölü'nde bir mağmaya yapılan bir hava saldırısında ölmüş. Ailesi de Arşiv'in ünlü satranç oyuncusu ve teknik direktör Goldberg tarafından SSCB Halk Komiserleri Konseyi'ndeki tüm birlik Fiziksel Kültür ve Spor Komitesi'ne ithamen yazılmış 8 Eylül tarihli bir kartpostal var. O sırada Novaya Ladoga'da 3. rütbeli komiser olarak görev yapan size SSCB satranç ustası İlin Zineski'nin acıklı kaderi hakkında bilgi vermeyelim demiş. Lenin Gransu'da Zwitserlisya'ya giderken Simferopol buharlı gemisiyle Ilizevski ve karısı Novaya Ladoga'da uçak bombardımanlarına girmişler ve vapurun yanında duran mağmaya bir bomba düşmüş ve orada ölmüşler. Alexander Fladorovich hastaneye getirildikten hemen sonra ölmüş. Bizi tabii ki satranç bölümü ilgilendiriyor. Hemen önemli oyunlarına geçelim. Beyazlar Jozeral Capablanca, siyahlar Alexander Ilyin Zenevski. Hafif taşlar çıkıldıktan sonra Jozeral Capablanca kısa rokunu yaptı. Alexander da hemen İlyin Zenevski de kısa rokunu yaptı.
Hafif taşlar gelişildikten sonra kapaklanga piyonlarının arkasından oynamayı tercih etti. Ve F hattını açma çabası Jozeral Capablanca H'den ilerleyerek gene hat açma çalışması ve H hattı açıldı. At istendikten sonra burada at istendikten sonra at tutuldu ve savunan taşı kovalamak için piyonu sürdü Capablanca. At mı kale mi dedi fili alarak o da at aldı ve burada at alındıktan sonra Alexander Yezenevski de ben de şah çekerek piyon alacağım dedi ve piyon öyle aldı. Kapaplanga burada vezir istedi. At alındı. At kaleye vezir verildi. Bir tabi geçer er var burada. Ve şu anda Alexander Ilgin Zenevski 7. hatta kayaları birbirine bağladı. G2'deki beyazda giden fil istiyor. Ve piyonu da ilerliyor. Gördüğünüz üzere tehlike çanları çalmaya başladı. Siyahta giden filin de gelince Alexander Ilgin Zenevski H2'deki siyah kareye göz dikmiş durumda ve piyonu da ilerliyor. Burada C geçeleri de var. Hangi birini tutacak, nasıl tutacak? Hep soru işareti. Sıkıntı büyük. Düşünüyor Jozeral Capablanca. Evet, benim vezirim var ama diyor. Onun diyor geçer eli ve iki karesi var. İki fili var. Oyunu kaybettim diyor ve oyundan çekiliyor. Tebrik ediyor rakibini. Beyazlar Vsevolod Rauzer. Siyahlar Alexander Ilgin Zenevski. E4, E5 açıldıktan sonra hafif taşlar gelişildi. Roko hazır şu anda Rauzer. Şah denildi. Hem piyon tutulmuş oldu, hem vezir istendi. Şimdi G2'den vezir girmesin diye kale istemeye izin verilmedi, müsaade edilmedi. Rakip kampa gelemezsin arkadaş. Ben izin vermem dedi Rauzer. Bu sefer Alexander Ilgin Zenevski siyah filinde çıkarak kısa rokunu hazırlamış oldu. Ve kısa rok yaptı. Şimdi F hattını açmak istiyor. Çünkü vezir orada. Hayır diyor benim gözüm diyor E'deydi. Şimdi orayı açmaz da nasıl koruyacak? Atla. F erini de atla aldıktan sonra muhtemelen siyahtaki file atla istek yapacak. Vezir istedi tabii ki. Vezir kaçırdıktan sonra da fil isteniyor. Şah Şah denince de işler değişiyor. Burada şah denince de kale alınırsa fil kayboluyor ve burada değişilirse de bir fil açıkta peşine de kale açık hatta şah çekebilir. Yani burada Rauzer'in şahı ortada kalmış. Hatta da şah çekebilir. Evet. Eğer şah deyince beyazda giden fille kaleyi alırsa E2'den
Atla şah çekip veziri alıyor. Çatal atıyor. Oyun kayıp. Kısa oldu. Aydın anası gibi ama yapacak bir şey yok. Rauzer tebrik ediyor Alexander İlyin'i ve masadan kalkıyor. Beyazlar Alexander İlyin Zenevski. Siyahlar Peter Romanowski. Hafif aletler geliştirildi. Gördüğünüz gibi F7'ye bir baskı var. Hem at hem fil tarafından. Atla bir perdeleme yapıldı. Vezirle şimdi mat isteniyor. Sonra piyon ile sürekli at istendi. Şimdi tehlikeli bir durum olabilir. Atla Peter Romanowski, Alexander Iden Zenevski'nin beyaza giden filini istiyor. Tabii ki vermeyecek. Çok önemli bir fil. F7'ye bakıyor. Taş alınınca da siyahta giden filini çıkan Alexander İlgin Romanowski atını geldi ve siyahta giden fili istedi. Evet, şimdi fili vezir alamazsınız. Alırsanız atla şah çekip kale de var zaten. Alınamaz. Mecbur piyonla alınacak. Evet, dediğimiz gibi kaleyle aldı. Eğer kaleyi alırsanız vezirle atla F6'dan şah çekecek. Vezir isteyecek. Açarak vezirde de vezir alacak. O zaman ben de senin vezirini istiyorum diyor. Şah denildi. Alınınca da burada gördüğünüz üzere bir piyon alındı. Kale dubelenince şimdi diyor ver bana veziri. Şah rok atılmadı tabii ki. Peter Romanowski'nin zor anları tekrar şah. Kale istiyor. Şah alınca da bir şah daha. Bir şah daha. Sağlı sollu şah. Evet, fili kaybediyor. Şah deyince ne yapacak? Düşünüyor. Nereye gelebilir? Ne yapabilir? Eğer siyaha gelirse fille yani F8'e gelirse fille şah çekecek. Mecburen F8'e gelirse şah çekecek mecburen. G8'e gelemez. G8'e gelirse vezirle mat var. E8'e gelir. E8'e de gelince E8'e de gelince şahla tehlikeli bir durum var mı bakıyoruz. Evet. Alexander Ilyin Zenevski şah çektikten sonra Peter Romanowski düşünüyor. Bu oyunda nerede kayıp var diye. Dediğimiz gibi F8'e geldiği zaman şah çekilip sıkıntılar olabilir diyor. Oraya gelmez diyor. F7'ye gelecek. Şah çekilince gene F8'e de olsa G8'e gelemeyecek. Gene E8'e gelecek. E8'e de gelince şah iki kalenin bağlantısını kesmiş oluyor. Onun için vezirle C3'e gelip H8'deki kale isteniyor gibi yapılıyor. Ama burada vezir açmaz alınma durumu var. Ya kaleden vazgeçecek ya açmaz alınma olacak vezirden. Ya onu da tutamıyor. Bu sefer ne olacak? Mat oluyor. Onun için hesaplamalarını yaptıktan sonra Peter Romanowski, Alexander Iden Zelenski tebrik ediyor ve oyundan masadan ayrılıyor.
Beyazlar Alexander Ilgin Zenevski. Siyahlar Alexander Alekin. Ne haber adaşım, gel güzel bir satranç oynayalım diyor. Ama adaşım dediği şahıs Alexander Alekin, dünya şampiyonu. Ve oyun İspanyol açılışıyla başlıyor. Hafif taşları geliştirir geliştirmez Alexander Ilgin Zenevski hemen kısa rokunu yaptı ve kalesini şaha göz dikti. Kalesini nereye geldi? E1'e. Alexander Alekin bunun üzerine ne yapmış oldu? Kısa rok yaptı. Ve atı açmaz aldı Alexander Ilgin. Ve fili kaçarak Çin açmazdan kurtardı. Burada atı açarak fil istedi. Tabii şah çekme durumu var. Gördüğünüz gibi şah ve at da aldı. Alexander Ilgin Zenevski G4 yaparak herkesi korkutuyor. Ben cesaretli bir oyuncuyum diyor ve burada savunma filini değişmiş oldu. Vezirle de değişelim diyor Alexander Alekin. Olmaz diyor, ben kazanacağım diyor Ilgin Zenevski. Alekin at manevrasıyla şaha doğru yöneliyor. Bunu değiştiririm diyor. Ilgin Zenevski atları da değiştikten sonra E hattını gel açalım diyor. Ve bir saldırı geliyor Alekin'den. F hattından ve gördüğünüz gibi hat açılırsa ne olacak? Açmaz alacak veziri. O yüzden hat açmak istemedi Alekin. Kaleleri değişelim diyor. Batarya yapacaktı yoksa. Batarya yaptıktan sonra şah diyor. Değişti. 4 6 piyona 3 6 piyon, bakalım kim geçer elde edecek. Burada düşünüyor Alexander Alekin. 2 4 al 5'e 3 5 ne yapalım? Bunu gel beraberlik yapalım diyorlar. Ve ikisi de yarım puan alıyor. İki adaş dostluk kazanıyor. Beyazlar Alexander Ilgin Zenevski. Siyahlar da Alexander Sergeyevich Sergiyev. Bu Rusya'da da ne kadar çok Alexander var satrançı deniyor. Karışmasın diye Ilgin Zenevski Sergiyev diyelim. Evet, oyunumuz başlıyor. Ilgin Zenevski beyazlarda atı açmaz alıyor Sergiyev. Evet, gördüğünüz gibi Ilgin Zenevski'nin C hattında duble değil triple dediğimiz üçlü bir piyon yapısı var. A'da bir var. D hattı yarı açık hat. E hattı tam açık bir hat. Hat da tutuldu ve kısa rok yaptı hemen. Her iki tarafta kısa rokunu tamamladıktan sonra filiyle piyon yapılarını düzeltmeye çalışıyor. Ve piyon yapısını merkezde düzeltmiş oldu Ilgin Zenevski. Ve böylece filinin hareketini kısıtlamış oluyor ve atı alınca da gördüğünüz gibi burada kalite feda etti. Kaleye karşı at yalnız bir piyon aldı. Böylece değeri gene oldu. Geçer er oldu. Eğer D4'teki piyonu vezirle alırsanız beyaz at şah çekip beyazda giden fil alacak. O yüzden aynı zamanda mat teması da var değil mi? Şah dedikten sonra demeden veziri gelip mat da yapabilir. O yüzden tehlikeli işler var orada. Şah dendi ve
Çatal atıldı. Beyazda giden fil yenildi. Alexander İlgin Zenevski baskının sonucunda atağın sonucunda at fil ve vezirle şah tarafında bir baskı sonucunda bir kazanç elde etti. G piyadesinin olmayışı, şahın önünün açık olması, savunmasız kalmasına neden oldu ve kayıp oldu Sergeyev için. Güzel bir oyun. Beyazlar Alexander Ilyin Zenevski, siyahlar Abraham Modeli. Akşam oldu. Bakkalda ekmek kalmayacak. Klasik sözlerimizden. Bir an önce oyunlarımızı bitirelim de evimize gidelim deniyor. E4, E6 biliyorsunuz. Merkezi mücadelesi. Şah çekildi. Vezirle şah çekildi. Vezirle değişilince fil istendi. Gel dedi bunları değişelim. Kaleyi de gelince bir de batarya yapalım. Piyonu tuttu. Atın hareketi kısıtlanmış oldu. Batarya yaptı. Alexander Ilyin Zenevski batarya yaptı. Abram Modeli de C hattı yarı açık at. Kale onun için geldi. E hattı da tam açık at. Kale de onun için geldi. Açık atlar da kalesini sever. Bu sefer fil geri gelince değişildi ve oraya E6'ya bir baskı var. At ve kale tarafından tutuluyor. Şimdi piyonla alınınca piyon alınınca eğer piyonla bakın burada piyon alındı. Piyonla kale alınsaydı C8'deki kale alınırdı beyazda giden fille. O yüzden almayı tercih etmedi Abraham Modeli. Dedi ki ben o piyonu iki atla tutarım. Bir de kalem var. Yalnız Alexander Ilyin Zenevski dedi ki benim taşlarım dedi batarya yapmışım D hattında. İyi çalışıyor dedi. Bilgin olsun dedi. Ve gördüğünüz gibi at alınca at ve kale aldı ve burada atı açmaza aldı. Ve piyona göz dikti. Her iki taraftan mücadele ediliyor. Burada Abraham Modeli son sıra mat dediğimiz bir mat planlıyor. Bu kadar basit değil diyor. Taşlar da değişildikten sonra A'da bir geçeri oldu tabii ki. A'da geçeri oldu. Alexander Ilyin Zenevski'nin kaleye karşı at değişimi de yapıldıktan sonra çünkü siyah kalesinin çıkış noktası yok ve A eri geçer er ve orayı fil kontrol ediyor kesin vezire çıkar. Abraham Modeli Alexander Ilyin Zanevski tebrik ediyor ve masadan uzaklaşıyor. Beyazlar Alexander Budo, siyahlar Alexander Ilyin Zanevski. Adaşız diye yenmeyeceğim zannediyor. O Alekin'di diyor beraberlik teklif edip kabul ettiğimiz oyun durumu. Ne kadar çok Alexander var diyor bu Rusya'da. Seni yeneceğim diyor. Kahvaltımı yaptım, uykumu aldım, moralim yerinde, hafif taşlarımı çıktım, kısa rokumu yaptım diyor Alexander Budo. Alexander Ilyin Zenevski de sıkışık bir konumda savunma yapma durumunda kaldığıma bakma diyor. Ben de diyor bugün formumdayım. O zaman diyorlar iyi oynayan kazansın. G hattı açıldı gördüğünüz gibi fil isteniyor. Piyon tutuldu ve hat açılmaya başlandı. Ve neyle açılmalı? Vezir geldi. Vezir gelip mat edecek G2'den. Bu kadar kolay değil deniyor. Ve şah
açmazdan kaçıyor. Her an her şey olabilir diye. Filler de değişildi. Şimdi buradan kale isteniyor. Gel şu kaleleri değişelim, yorma beni diyor. At tekrar aynı konuma geldi. Kaleyle at isteniyor. Bu sefer şah çekeceğim deniyor. Fille F2'deki piyade istenince atla mecbur değişilmek zorunda kaldı. Burada atı da alamıyor. Kale tutuyor. Piyonu da siyahta giden filini kısıtlamış durumda. Şah çekecek ve çatal atacak. Bunu tutacak bir durumda değil. O yüzden oyunu kaybediyor. Alexander Buda Budo Alexander Ilin Zanevski'yi tebrik ediyor. Ne demişler? Bükemediğin eli öpeceksin demişler deyip gidiyor. Beyazlar Alexander Ilin Zanevski, siyahlar Grigori Miasedov. Hafif taşlar gelişildi. Vezir istendi. Vezir çıkıldığı için Grigori Miasedov biraz tempo kaybetmiş olabilir mi? Evet. Bence de tempo kaybetti. Tabii ki Alexander Ilin bunu değerlendirerek kısa rok yaptı ve piyonu vermiş olduğu piyonu geri aldı. Merkezde bir güç unsuru teşkil etti. Filleri direkt şaha bakıyor. İki fili de Alexander Ilin'in şaha bakıyor. Tehlikeli konumda. Kalelerde merkeze bakıyor ve gördüğünüz gibi vezir istiyorum diyor ve kale istiyor. Şimdi de diyor o da bana yetmeyecek. Piyonla tutayım diyor. Ve taş değişimini düşündü Alexander Ilin. Fili at alınca at alınamıyor kaleyle. Fille tutuyor. O yüzden piyonla almayı tercih etti. Şimdi atı dolandırdıktan sonra savunmaya getirdi. Şah ve geri gelindi. Şimdi fille tutuldu kale gördüğünüz gibi. Hem kale hem vezir hem fille tutulmuş oldu. Kale değişimi yapalım dedi. Sıkıntı olmasın. Gel dedi. Bunu da değişelim. Atla H2 eri tutulduğu için korkacak bir şey yok. O kale tutulmuş diyor. Gel diyor şu veziri de değişelim. Şimdi bir piyon alındı ama filin oyun dışı kaldı. O zaman dedi ben atını alayım. Şimdi şahı gelip taşını alayım derken vezir çıkıldı. Ve şu anda vezire gidiyor. Alexander Ilin fili istedi. Ve gördüğünüz gibi sağdan ve soldan geçer er yapmaya çalışıyor. Hangi birini durduracak? Grigori Miasedov bakıyor. İki kanattan da sağlı sollu geliyor. Dayanacak gücüm, takatim kalmadı. Bunun biri vezir olur. Oyunu kaybettim diyor. Kabul ediyor ve tebrik ediyor. Masadan uzaklaşıyor. Beyazlar Alexander Ilin Zanevski, siyahlar hep herkesin bildiği Mikhail Botvinnik. Karşınızdaki Botvinnik notunu alır, hazırlığını yapar. Güçlü bir oyuncu, değil mi? Roklar yapıldıktan sonra taş değişimleri oldu. Ve kale, at, fil eşit gibi duruyor konum. Sadece Mikhail Botvinnik'in E'de duble piyon zayıflığı var. Hemen vezir istedi. Bunu değerlendirmeye çalışıyor. Ve
Kayseri'de dubelecek. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi. Şimdi burada tehlikeli bir hamle var. Açık. Eğer alınmasaydı atla taş alınıp fil de vezir istenecekti. O yüzden atlar değişildi. Alınınca da vezir uzaklaştı. Kaleler de değişilince filler de değişelim dedi Alexander İlyin. Şimdi şahıyla da ilerliyor. Vezir 4 piyon, vezir 5 piyon. Bu böyle olmaz. Bunu beraberlik yapalım diyorlar ve dostluk kazanıyor. Beyazlar Alexander Ilyin Zenevski, siyahlar Nikolay Sorokin. Evet, akşam oldu. Karnımız acıktı. Susadık. Çay ise isteğimiz var. Hafif taşlar gelişir gelişmez her iki tarafta kısa rokunu yaptı. Gördüğünüz üzere Alexander Ilyin Zenevski şahı kendi köşesine H1'e geldi. Ne olur ne olmaz dedi. Ben oraya geleyim. Atları da manevra yaparak şaha doğru ilerledi. Aynı şekilde Nikolay Sorokin de atıyla ilerledi. Yalnız Alexander Ilyin Zenevski'nin bir alan üstünlüğü var. Gördüğünüz üzere bu konforu yaşıyor. Şimdi kaleyle vezir isteyecek sözde ama amaç ne? Şaha göz dikmek. Şah. Gördüğünüz gibi bir şah daha diyecek. Şahla at alınamıyor. Yoksa kale alınacak. Bu sefer kale alınca şah diyor. Şimdi vezir alınıyor. Şimdi kale gelince atla şah çekilmesin diye kapı perdelendi. Şimdi at değişildi. Şah. Bir de kaleyle şah. Şimdi H'deki geçer er değerlendirilme yolunda at iyi bir savunma taşı. Alexander Zenevski savunma taşını aldı Nikolay'ın. O da kaleyle aldı ilerlemesin diye piyon geçer olmasın diye. Kaleler de değişilince şahın C hattından piyonları temizlemesine izin verilmedi. Hat açma isteği var. A'daki piyon alındı gördüğünüz üzere. Şimdi D4'teki piyon tutuldu. Bakalım kim ileride çıkacak? Vezir. Piyon almasın diye yaptı ama geç kaldı. Ve böylece Alexander Ilyin Zenevski vezire ilk çıkarak olayı bitirdi. Nikolay Sorokin rakibini tebrik ediyor ve iyi akşamlar diliyor. Masadan uzaklaşıyor.